Sosyal bahisin bir numarası tuttur. Burak Alacay'la 6. adamı sunar. Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Tuttur'un sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle her hafta olduğu gibi pazar gününü Radyo Spor'da basketbolla açıyoruz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Her pazar olduğu gibi kendisiyle yalnızca haftada bir program yapmak benim açımdan her ne kadar üzücü olsa da bugünlerde mutlu oluyoruz kendisini görünce. Sevgili Caner Aydaş bizlerle. Günaydınlar abi. Günaydın, herkese iyi pazarlar. Mutlu pazarlar, bol tebessümlü değil mi? Bir kesinlikle pazar temenni edelim. İnanılmaz sıcak bir İstanbul gününe evet. Uyandık. Yaklaşık son 5-6 gündür olduğu gibi. Stüdyomuzda klima açık ama halen içerisi aşırı sıcak. Zor koşullarda yayın yapıyoruz, onu belirtmek. Başladık, öyle bitecek herhalde, öyle tahmin ediyorum. Konuşan Türkiye istiyoruz. Susturulmasın lütfen, rica ediyorum. Konuştuklarım kayda geçsin. Evet. Evet, güzel bir İstanbul sabahı ama gerçekten sıcak. Dün özellikle ben gelirken... 2 metrobüs değiştim. Önce klima sorunundan ötürü. Evet, klima probleminden dolayı. Yani diğerinde de vardı klima ama baktım yok, beni kesmez. Bu yeni çıkan metrobüsler var, bilmiyorum gördün mü? Baya böyle. Başarılı. Evet, çok başarılı. Ya orada da donuyorsun. Ben cumartesi pazar sabahları yayına metro ile geliyorum. Metroda da inanılmaz bir serinlik oluyor. Herhalde 5-6 dereceye falan ayarlı klima. Yani şey, bir iki durak daha gitsem hipotermi olmanın eşiğinden inip geliyorum buraya. Dün metrobüste üşüdüm. Yalan yok. Yani baya böyle vücudum herhalde bir ne bileyim yani vücut ısım inanılmaz derecede düştü. Terleme falan sıfır. Metroya geldim. Metroda klima çalışmıyor. Eyvallah. Bu arada ilk defa gördüm metroda. Ben de ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım. Bu defa da ne yaptım? Kendi klimamı kendim yaptım. Böyle ben evden çıkmadan yaklaşık bir yani bir gün önce ya da yarım gün önce şey yapıyorum. Bir tane pet şişeyi buzluğa koyuyorum ve donduruyorum. Öyle düşün. Sonra aldım onu kendi böyle işte kollarıma. Yani o buz çünkü daha erimemiş. Buraya kadar hiç terlemeden süper bir şekilde geldim. Valla bu tarz klimalı alanlardan çıkınca da açık alana çıktığın anda terlemeye başlıyorsun. Öyle bir eksisi de var. Evet, sonra Acı Osman'da baktım yüzüme doğru böyle şey vuruyor. Özellikle dışarıda çalışanlara gerçekten Allah yardım etsin. Kesinlikle. Taksiciler çok var mesela, işte kargo firmaları var. İnşaatçılar var, hani emekçiler, dışarıda çalışanlar, hani biz şu anda klima altındayız da problem yok ama hani bu sıcakta dışarıda çalışıp bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışan insanlara da gerçekten Allah yardım etsin. Bu arada genel bir küresel iklim krizi de zaten senelerdir konuşuluyor, böyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki yıllarda bundan daha sıcak olacağına dair söylemler var. Eğer öyleyse gerçekten enteresan olacak. İşte o zaman da daha soğuk yerlere kaçmak lazım, yaylalara. Ya da adapte olacağız. Biz de biraz da ten rengi olarak kararmaya başlayacağız diye tahmin ediyorum yıllar içerisinde. Zaten ben karayım ya. Ben buğday tenliyim. Beni kapsayan bir durum yok orada. daha fazla ne kararabilirim? Sonra şey diyorlar abi, sürekli solaryuma mı gidiyorsun? Yok. Gerek yok ya. Böyle iyi. İnsanlar bak, görüyorsun abi. Görsel olarak kalitesini arttırmak için solaryuma gidiyor. Sen buna doğuştan sahipsin. Böyle bir imtiyazın var yani. Evet, güzel. O konuda şanslı hissediyorum kendimi ya. Mesela ben bir de şöyle bir şey var. Tatile gittiğim zaman mesela hiç kullanmam şey. Hani güneş kremi mesela. Hiç kullanmam mesela. Çünkü hiç yanmıyorum. Ya zaten ten herhalde artık esmerleştiği kadar esmerleşmiş. Daha fazla güneş fayda etmiyor yani. Sen... millet 3 kat krem sürer. Ben hiç sıfır yani. Baya böyle güneşin önünde güneşleniyorum. Sonra sıfır. Aynı şekilde geri dönüyorum. Biraz böyle bir kıvam, biraz daha bir sütlü çikolataya. Bir anlık geliyordur yüzüne. Geliyor ama böyle ilginç bir tenim var yani. Dün bir hazırlık maçı vardı abi, ona değinmek isterim. Amerika-Güney Sudan maçı. Dün burada programda Güney Sudan'dan bahsederken biliyorsun onlar da olimpiyatlara katılıyor. Son Dünya Kupası'nda da özel bir performansları vardı. Şunu söylemiştim. Güney Sudan biliyorsun özgürlüğünü yeni ilan etmiş bir ülke. Yani, Sudan'dan ayrılarak. Onlar da biliyorsun Britanya ile bir sömürge durumu var maalesef. Özgürlüğünü yeni ilan etmiş bir ülke olarak... turnuvaya ve böyle milli maçlara daha farklı motivasyonlarla yaklaştıklarını daha önce gözlemlemiştik Dünya Kupası'nda. Olimpiyatlarda da bunun aynının olacağını söylemiştim. Dün az daha Amerika'yı yeniyorlardı. LeBron James'in bitime 8 saniye kala attığı turnikeyle Amerika 199 mağlup etmeyi başardı Güney Sudan'ı. Gerçekten çok enteresan ve inanılmaz ruhu olan bir takım izledik. 101-100. 101-100 düzeltiyorum. Yani koçlar Amerikalı.
bir şekilde. Zaten Amerika basketbolunu da iyi biliyor. Şimdi aslında NBA takım, tabii NBA takımı diyorum. Amerika takımını yenmek çok zor. Yani kağıt üstünde böyle imkansız yakın bir şey. Hele bu kadroyu. Bu kadroyu ama tabii ciddi disiplin problemleri var. Ben izledim bir maçlarını. Yani bu maç üzerinde söylemiyorum. Genel anlamda onları disipline edersen veya belli bir oyun sistemi içinde tutarsan zaten dediğim gibi rakipsiz. Ama yok, içeride biraz kaybolurlarsa, biraz böyle şova geçerlerse o zaman işte takımlar başa başa oynayıp bir hazırlık maçıydı ama Sudan'ı tebrik ediyorum. Daha önceki maçlarda da iyi sonuçlar aldı. Ben kimi hangi maçı sanırım Arjantin maçında yine takip etmiştim. Orada da son anlarda yenilmişlerdi. Dediğim gibi bağımsızlığını yeni ilan eden ülkelerde böyle bir direnç ortaya koyuyor oyuncular. Takdir etmek lazım. Ben yani çok takdir ediyorum. Ciddi bir motivasyonları var. Evet, yani ben mesela Sudanlı değilim. Olmak da istemem. Yani Türk olarak gurur duyuyorum. Ama dün mesela Sudan'ın performansından büyük mutluluk verdi bana mesela. Bu kolej havası derler ya. Evet. Gene itibariyle sahada onu gösteriyorlar ve Sudan milli, Güney Sudan milli takımında da dün dikkat çeken iki tane oyuncuyu bu sezon EuroLeague'de izleyeceğiz. Carlik Jones dün triple-double yaptı biliyorsun. 15 sayı, 11 asist, 10 rebound. Gelecek sezon Partizan forması giyecek. Onun da dün maçtan sonra NBA düzeyinde bir oyuncu olduğuna dair bir sürü tweet gördüm. Ki biliyoruz yani geçen sezon Galatasaray'ın da ilgilendiği bir isimdi. Bir diğeri de Wenyen Gabriel. O da gelecek sezon, önümüzdeki iki sezon daha doğrusu Maccabi Tel Aviv forması giyecek. O da bazen 5'e devşirilebilen bir 4 numara oyuncusu, çift yönlü. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Yani geçtiğimiz sezon adı Anadolu Efes anıldığında da Türkiye'de, özellikle Avrupa'da çok görmek istediğim bir isimdi. O da ciddi anlamda bu okyanus aşırı deneyiminde Avrupa basketbolunda iyi bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Ya şimdi basketbolda tabii dün Sudan, Güney Sudan iyi bir görüntü ortaya koydu. Dediğin gibi özel oyuncuları da var. Genelde dünyada hani böyle hazırlık maçlarını vesaire izliyoruz ya da işte başka turnuvaları izliyoruz. Bazı ülkelerde böyle ciddi çıkışlar izliyoruz. Mesela ben belki de uzun zamandır çıkış yapamayan, belli bir performans ortaya koyamayan tek ülkenin ya da işte Avrupa'daki belki yegane ülkelerden birisinin ülkemiz olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da kesinlikle katılıyorum söylemine. Ama mesela dünyada böyle çok ilginç ülkeler ilginç çıkışlar yapıyor. Mesela bakıyorsun işte Yeni Zelanda bile bir performans ortaya koyuyor. Dördüncü yani, oldular o Dünya Kupası'nda işte, biliyorsun. Biz yendik hatta üçüncülük maçında. Mesela yani şeyi söylüyorum, yani bir direnç ortaya koyuyorlar, bir performans ortaya koyuyorlar, bir iki tane oyuncu çıkarıyorlar, iyi devşirme oyuncu buluyorlar. Bunu sanki herhalde bir başaramayan biziz ya. Yani futbolda zaten yapamıyoruz da basketbolda da işte evet NBA'de iyi oyuncularımız var, işte oradaki oyuncularımız geliyor, gelmiyor, nazlanıyor, işte hasta oluyor, ne bileyim bu yaz gelmeyelim öbür yaz, ama bakıyorsun başka takımlarda Doncic oynuyor mesela. Doncic de olimpiyat elemelerinde oynadı. Yanis de oynadı biliyorsun. Mesela bunlar şey mi? Bakıyorsun garip geliyor mesela bana. Yani hani milli duygular bizde çok daha ön planda değil mi? Öyle düşünüyoruz işte. Sözde milli, öyle bence artık eski işte o yoğun mesela. Yani fazla kalmadı. Söylemlerle eylemler sanki biri. Bakıyorsun milli takımımıza, tabii ki milli takımımıza seçilen her oyuncu değerlidir benim gözümde. Yani o milli formayı giymek bence bir şereftir ve onurdur. Her oyuncu için çok büyük, hayatındaki en büyük mutluluktur. Ama işte bir de şeye bakmak lazım. Şeye bakmak lazım. Yani işte Cedi Osman varken o pozisyonda ne bileyim ligimizdeki bir oyuncuyu görmek istemem mesela. Belki daha rotasyonda görmek isterim. Şimdi ana kadroda gördüğün zaman hani diyorsun ki ya milli takıma daha fazla önem verilemez mi? Ki bunu Koç da zaten zaman zaman söylüyor. Başka problemler vesaire yaşıyor. Ama mesela dünyada bunu biraz daha şey görüyoruz. Yani milli takımımızı çok daha fazla önem, milli takımın çok daha fazla önemsendiğini, oradaki maçların çok daha ne diyelim? Ciddiye alındığını. Ciddiye alındığını görüyorum mesela. Burada milli formayı çok ulvileştirme duygusu bizde maalesef ortadan kalktı son birkaç yılda. Bu da çok gelecek adına olumlu bir durum Sen değil. Sen rahatsız olmuyor musun mesela? Burada programda defalarca kez bu durumdan zaten hani serzenişte bulunduk. Muhakkak hani sakatlık problemi olan vesaire ya da ne bileyim farklı sorunları olan oyuncuların durumlarını anlayışla karşılayabilirsiniz ama ya sadece NBA'de kontrat bulamadığı için ya da sezon yorgunluğunu bahane edip gelmeyen oyuncular bana çok samimi gelmiyor. İşte az önce bahsettiğin Luka Doncic bu sezon NBA'de playofflarla birlikte 100'e yakın maç oynadı. Yanis Antetokounmpo keza öyle. Ya bizim oyuncularımızın hiçbirine zaten bu sezon mesela playoff'ta mücadele eden yerli bir oyuncu yok. 82 maçta sezon kapandı ve 82 maçın tamamında oynayan bir yerli oyuncumuz da yok. Biliyorsun Alperen o doğrultuda gidiyordu, bir sakatlık geçirdi sezonun bitimine 9 maç kala. Yani
o tarz oyuncular, artık süper yıldız dediğimiz oyuncular bu tarz kaprislere, bu tarz yaklaşımlara girmezken bizim oyuncularımızın bu şekilde davranışlar sergilemesi bana çok mantıklı gelmiyor hiçbir açıdan. Ben burada tabii Basketbol Federasyonu'nun da bunda bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Yani geçen sene işte Wilbekin ve Larkin krizinden sonra belki birazcık oyuncular üzerinde de yani bir reaksiyon olabilir ve böyle olmasını istemiyorum ya da temenni etmiyorum ama olabilir. Hani bilmiyorum yani NBA'deki oyuncularımızın en azından bazılarının bu kadar isteksiz de demek istemiyorum. Bak yanlış cümlede kurmak istemiyorum ama hani milli takımı biraz daha önemsesinler ya, öyle söyleyeyim artık. %100 katılıyorum. Güney Sudan örneği bunun için aslında çok gerçekten ibret alınacak düzeyde bir örnek. Sudan kim diyeceğim, diyeceksin ki abi haksızlık yapıyorsun. Yani yeni Güney Sudan Amerika'ya 100 sayı atıyor son saniyede. Yeniliyor. Başka maçlarını izliyoruz, bakıyoruz. Ya Yeni Zelanda'nın maç önünde bir gösterisi falan vardı, o biliyorsun onları. Haka dansı. Haka dansı. Ya insan izlerken diyorsun ki abi yeni, acaba benim bir tarafım Yeni Zelandalı falan mı diyorsun yani? Yani o enerjiyi hissettiriyor. Ya hakikaten enerji veriyor ya sana. Ya düşünsene ben Yeni Zelandalı değilim. Hani izlerken ben etkileniyorum. Yani o milli takıma gösterdikleri sevgi, ilgi, oradaki şey hani böyle motivasyon. Ya bir de bize bakıyorsun yarısı gelmemiş. Ya ben rahatsız oluyorum mesela bundan ya. Vallahi rahatsız oluyorum yani. Yani bunu dinleyicilerimiz şimdi diyebilir ki abi abartma. Hayır abartmıyorum. Ya yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Antetokounmpo'dan daha yıldız bir oyuncu var mı bizde ya? Ya da Doncic'ten. Doncic'ten bakıyorum adam 38 dakika geçen bir maçta görev yaptı ya. Ben artık koça ne bileyim telefon falan edecektim. Hocam öldüreceksin adam artık abi, çıkar yani. Olimpiyat elemelerinde Yunanistan-Slovenya maçında, Slovenya elendi bu arada. Doncic olimpiyatlarda olmayacak. Doncic 40 dakikaya yakın oynadı. Hatta 10 top kaybı yaptı. Koç yine sağdan almadı. Bir vücut dilinde rahatsızlık görmedik. Adam artık enerji olarak pelte oldu. Yunanistan savunması çok hırpaladı. Ona rağmen adam çıktı 40 dakika topunu oynadı. Bakın Yunanistan'da çok iyi kısa savunmacılar var. Larentzakis, Volkap, yani Doncic'i hakikaten pelte ettiler. Doncic'i bitirdiler. Adam 40 dakika oynadı ama. Evet işte ben bunu istiyorum aslında. Ki basketbolda futbola nazaran şey lüksünde var biliyorsun abi. Hani koça kendini kenara almasını rica edebiliyorsun. Çünkü geri dönme lüksün var. Buna rağmen adam ağzını açmadı. Bahsettiğimiz oyuncu Doncic. NBA finaline çıkmış bir isimden bahsediyoruz. All Star, All NBA. Yani NBA'nin şu an en iyi belki 5 oyuncusundan birinden bahsediyoruz. Net 5 oyuncusundan biri. Çok bariz. Bu adam asla bir şikayette bulunmuyor. Koç sahaya attığı müddetçe orada. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani tabii ki sakatlık olabilir, özel işleri olabilir ama hepsinin bir anda olmasını çok kabul edemiyorum. Yani sanki böyle. Bütün oyuncular da aynı anda yani, cereyan etmesi bu hadiselerin. Büyük bir sıkıntı oluyor. Bu şey gibi oluyor. Yani mesela Avrupa'da oynayan milli takım oyuncularımızın futbolda işte hepsinin bir anda sakatız. İşte ne bileyim yorgunum. Inter'le çok maç oynadım. Dönüp bakınca bu arada takdir etmek lazım. Futbol tarafında milli takımda hiç böyle bir şey yaşamadık. Olmaması gerekiyor ya. Milli takım. Bak burası milli takım. Bak burası normal bir yer değil. Hani biz Türk'üz diyoruz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk'üz. O forma çok kutsal bir forma. %100. Yani o forma için eğer sakat değilsen ki onu zaten doktorlar, sağlık ekibi zaten bir şekilde tamam diyor, sakat diyor. Onu da raporlarını gönderiyorsun. Değil mi? Bakıyorlar evet bu oynayamaz. Şimdi ben yürüyemeyecek durumda olsam herhalde buraya gelip yayın yapmam. Değil mi? İş ahlakına aykırı zaten. Yani, sporcu için de öyle keza. Sporcu sağlığı en öncelikli şey. Milli takım yani burası çok özel bir yer. Hani ay yıldızlı bayrağımız çok özel. O forma çok özel. İnsanların bakışı. Şimdi bu defa gönül koyuyorsun taraftar. Bak kendi oyuncuna gönül koyuyorsun ister istemez. Ben yapmıyorum bunu ama yapanlar inan binlerce bak şey var. Taraftar var. Ben haksız olduklarını düşünmüyorum bu tavırlarında taraftarların. Bak abi mesela. Bu milli formanın ne kadar kutsal olduğu ile ilgili o hissiyatı alabileceğiniz iki tane nüans paylaşayım. Birincisi yakın tarihten Euro 2024'te ben 2008'deki Avrupa Şampiyonası'ndan beri bu kadar sokakta Türkiye milli takım formalı insan görmedim. Ne zaman bir etkinlik alanına gitsem, ne zaman büyük bir yere gitsem yüzlerce milli formalı insan var. Hakikaten yani kaç yıl geçmiş oluyor? 16 yıldır ben hiç bu düzeyde bir milli duygu görmedim. Milli takımın etrafında böyle kenetlenen bir halk var. Basketbol tarafında da 2010 Dünya Kupası'nı hatırlarsın. Burada düzenlendi. İkinci olduk. Orada da inanılmaz bir enerji vardı. Salonlar tıklım tıklımdı. O dönem hatta hatırlarsın. Ersan İlyasova maskeyle oynuyordu. Evet. 8-10 yaşında çocuklar Ersan İlyasova'yı turnuvada gördüğü için maskeyle basketbol oynuyordu. Sokakta denk gelmiştim. Kısa bir araya gidelim. Bu konuya devam edeceğiz. Tutturun sunduğu Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor. Evet, Tutturun sunduğu 6. adamda çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Milli takım konusuna değiniyorduk basketbol ve futbol tarafında. Yani
2010'daki o enerjiyi hatırlarsın abi. Yaklaşık 14 sene geçti, bir daha asla geri gelmedi basketbol tarafında. Futbolda 2008'den sonra zaten turnuvalara katılamadık. Euro 2016-2020'de çok amiyane tabirle fiyasko performansı sergilediğimiz için yine milletçe bizi o havaya sokmayı başaramamıştı milli takım. Euro 2024'te bunu gördük. Basketbolda bakalım ne zaman tekrardan bu enerjiyi yakalayacağız. Ya şimdi mesela futbolda son turnuvada neden milli takımımız taraftarı ya da milli takımımızın böyle insanlar formalarını giydi ki, hani bunu her zaman da giyebilirsin, sadece maçta değil tabii ki. Ben mesela her zaman buraya gelirken neredeyse ayda bir iki defa giyiyorum mesela. Birkaç tişörtüm var bu konuda. Siyah var. İşte atamızın resminin olduğu var. Sadece atamızın isminin olduğu var. Ayrıca Türkiye formam var. Tişörtüm var. Bir tane marka söylemeyeyim şimdi, reklama girmesin. Ama mesela normal zamanda da giyiyorum. Ama burada ayrı bir gururla giydim mesela. Yani büyük bir gururla mesela maç günleri giyip gelmeye çalıştım. Orada halk büyük bir enerji yaratıyor. Buradaki enerjinin sebebi neydi biliyor musun? Ne federasyondu. Bak ben sana söyleyeyim, ne Hamit Altıntop'tu ne Montella'ydı. Enerjin nerede, niye insanlar büyük enerji duydu biliyor musun? Çünkü inanılmaz gençler var şu anda milli takımımızda. Semi, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper, değil mi? Bunlar Kenan Yıldız, bak çok böyle Avrupa'nın dikkatle izlediği çok güzel gençler var. Futbol anlamında, karakter anlamında. Çok temiz sporcular evet, var. Bu da büyük bir heyecan uyandırdı. Yani yoksa hani yani federasyona baksaydın, federasyon başkanına işte oradaki yapılanlara vesaire, Montella'nın işte oradaki krizleri ya da çıkardığı 11'ler vesaire, yani konuştuğumuz şeyler üzerinden bir değerlendirme yapsaydın zaten kimse giymezdi. Ama dediğim gibi oradaki o gençler taraftarı milli takımımızın hani o ruhunu geri getirdi. Bakıyorsun inanılmaz enerjik bir milli takım var içeride. Yani böyle cıvıl cıvıl yerinde durmayan bir takım var. Ha bunu çok oynatmadılar sağ olsunlar. Bazı maçlarda savunma yaptılar. Hani o enerji biraz gençlerin oradaki o pırıl pırıl gençlerden dolayıydı. Biz biraz böyle, çünkü böyle şeyleri çok seviyoruz biliyor musun? Yani bize enerji veriyor çünkü bu evet. Gençler. Mesela Arda'nın orada varlığı çok önemliydi mesela. Yeteri kadar süre aldı almadı kısmı. Ferdi'nin enerjisi mesela bana enerji veriyordu. Barış Alper müthiş bir performans sergiledi. Barış Alper adam yani. Yıkılmadı ya. Van Dijk karşısında yıkılmadı. Van Dijk devri ve şey Nathan Ake karşısında üçünü sırtına aldı maç boyu, hiç yıkılmadı. Şimdi bunu gördükten sonra tabii ki o formayı, tabii ki o tişörtü giymen gerek. Milli duygularını kabartan evet, bir görüntü çünkü. Var çünkü. Bakıyorsun yani o sana gurur veriyor Barış Alper'in. Hollanda'nın 3 stoperine de sarı kart göstermesi sana gurur veriyor. Ne kadar bunu milli takımımız teknik heyeti yani şey çok doğru yorumlayamasa da biz en azından öyle yorumladık. Yani helal olsun dedik. Vallahi Avrupa'nın fizik olarak belki de ilk 10'undaki oyunculardan birisi dedik mesela şu anda. Evet. Bu da beni tabii ki gururlandırıyor. Abi aynı maçta Avrupa'nın en iyi 15 stoperinden 3 tanesini sırtına aldı. Maç boyu onları cehenneme çevirdi Hollanda yarı sahasını. İşte biz böyle ufak şeylerden mutlu olan bir milletiz. Basketbola tekrar geri dönersek ben dediğim gibi yani mesela Alperen'i yıl boyu bir seninle burada konuştuk. Babamızın oğlu mu? Müthiş bir performans var. Tüm ülkede gururlandı. Her gün her yerde Alperen Şengün haberleri okuyorduk. Işte. Tanıyor musun Alperen'i? Henüz hiç tanışmadım kendisiyle. Ben de tanımıyorum. Ama gurur duyuyoruz. Evet ama büyük bir gurur duyuyoruz. Bir genç. İki, enerjisini bana yansıtıyor. Bak sana yansıtıyor. Pozitif. Adam çıkıyor Houston'da Türkçe öğretiyor ya. Bak ders veriyor. Bak izliyorum ha dinliyorum. Vallahi bak bayağı takip ediyorum. İlgimi çekmiyor. Ya, zaten ben Türkçe konuşuyorum. Ama bak bu bile güzel bir şey. Abi şu anda Rockets'ta en çok forma satılan oyuncu konumunda. Mesela. Bir NBA franchise'ında en çok bir Türk oyuncunun forması satılıyor. Gerçekten bu önemli bir şey bu arada. Güler yüzlü değil mi? Bakıyorsun. Sempatik, genç, tertemiz bir İtalya'dan insan. Küçük bir çocuk Alperen'in formasını almaya gidiyor. Bak İtalya'dan küçük bir çocuk Amerika'ya Alperen'in forması, Alperen'le formasını imzalatmaya ve onunla tanışmaya gidiyor mesela. Bu tabii ki enerji verir. Yani bir idol yaratıyorsun. Tabii ki idol yaratıyorsun. Söylemeye çalıştığım şey şu, özetle çok uzattım. Basketbolda artık şu ruhu geri getirelim. Ve oyuncularımızdan lütfen milli formamızı ya çağırmasınlar ya da gelsinler. Ya ben mazeret kabul etmiyorum. Yorgunum. Yok, yok böyle bir şey. Yani eğer elemeleri geçersek Eurobasket 2025'ten oluşabilecek işte Alperen'in, Tarık'ın, Cedi'nin, Furkan'ın olduğu böyle Onur Alp Bitim'in olduğu bütün NBA oyuncularının, Euroleague'deki oyuncuların olduğu bir kadroyla belki o hava yakalanabilir ama işte gelmeleri lazım. Gelsinler. Ve dediğim gibi onların içinde şu anda en gözdesi Alperen.
Alperen şu an dünya basketbolunun en çok rating alan, en gözde 15-20 oyuncusundan biri bu arada. Ve lütfen ayakları yere biraz sağlam bassın. Hiçbiri Doncic değil, Antetokounmpo değil, ne bileyim bir LeBron falan değil yani. Bak şu anda Amerika milli takımında, NBA'de dünyanın en iyi basketbolcuları şu anda 45 gün boyunca Amerika milli takımını temsil ediyorlar. Bir baksınlar. Bir baksınlar. Bak yani LeBron'a bakıp insan biraz örnek alır. Kaç yaşında LeBron? 40 yaşında. Ya yani benim yaşta değil mi? Şu anda ben burada yürüyemiyorum merdiven. Adam orada Amerika'yı temsilen geliyor buraya. Ki bu arada bu insanların kariyerleri de başarıyla dolu. Yani artık böyle bir şey kazanmaya da ihtiyaç yok. LeBron dediğiniz adamın 3 tane altın madalyası var. 4.'yi almasına gerek yok aslında. Adam NBA'de kırmadık, rekor bırakmadı. Buraya 40 bin sayı attı abi. Tamam, ötesi var mı yani? O buraya geliyorsa ve görüyorsun çalışmalarını bazen paylaşıyorlar. Dün baş kazandıran turnike attı işte, az önce bahsettik. Evet aynen öyle. Bir de şey hani gösteriyorlar çalışmaları vesaire. İşte birçok sosyal platformda görebiliyorsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani o seviyedeki oyuncular bile hala milli takım için yanıp tutuşuyorken, tabii ki biz de böyle düşünmüyoruz demiyorum. Biz de mümkünse böyle ertelenebilir mazeretlerimizi erteleyelim milli takım çağırdığı zaman. Mümkünse. %100. Son sözüm olsun. %100. İyi toparladım diye düşünüyorum. Evet, milli takım konusuna da değindiğimize göre şimdi ekranda bir şey dönüyor aslında. Biraz futbol tarafına da dönmek istemiyorum ama çok kısa bu konuda da fikrini alayım kalan 7-8 dakikamızda. Ballon d'Or'la ilgili şu anda çok ciddi adaylar var. Kimin kazanacağıyla ilgili herkesin farklı bir tahmini var. Şu anda Rodri, Vinicius, Carvajal, Lamine Yamal, Messi gibi isimler ön plana çıkıyor. Ballon d'Or biliyorsun her sene futbolda büyük yankı uyandırıyordu ama hala geçen seneye kadar sürekli Ronaldo ve Messi arasında pimpon ayarında devam ediyordu. Araya bir Modric girdi sadece. Bu sezon sence Ballon d'Or'u kim kazanacak? Şey oylama başladı mı? Henüz başlamadı. Adaylar belli sanırım sadece. Yani bu mevcut saydığın isimler arasında sanırım benim düşüncem şey olabilir ya. Hani Messi'ye vermeyeceklerse bir onurlandırsınlar bir kez daha. Eğer Messi'ye vermeyeceklerse de ben İspanyol Rodri'yi isterim. Ya Rodri ya da Carvalho olabilir. Yok Carvalho vermem ya. Mümkün değil ya. Futbola ihanettir ya. Ama orada da ortada çok ciddi başarılar var. Yani yok. Şampiyonlar Ligi finalinde biliyorsun maçı kazandıran gollerden birini attı. Tamam da yani bir savunma oyuncusu yani tamam verdiler daha önce. Cannavaro oldu. Cannavaro verdi ama Cannavaro çok farklı bir seviyeydi ya. Yani o bütün sezon boyunca ya Carvalho'nun orada çıkıp Ballon d'Or'u takım elbiseyle almasını ben muhtemelen kalbim kaldırmayabilir. İzlemem yani. Enteresan. Mesela Vinicius'a verilebilir. Yani adam 5-6 yıl alır gerçekten üst düzey performans. Bellingham'a da verilebilir. Bellingham'a kesinlikle verilmesin bence. Sevdiğim bir oyuncu olduğu için söylemem ama Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'lik ve üstüne bir de Avrupa'da final oynaması bir... Ya bence Vinicius'e çok haksızlık yapıldı İspanya'da. Bir kere öyle bakmak lazım. Çok büyük maalesef ırkçılık konusunda çok haksızlık yapıldı ama hiç bozmadı kendisini. Ve Real Madrid'in başarısında çok böyle bence key player Vinicius. Ben Bellingham olduğunu düşünmüyorum. Bellingham'ı gördük İngiltere'de ne kadar sıradanlaştığını gördük. Abi Real Madrid'i Gerrit Southgate çalıştırsa Real Madrid'de Real Madrid olmazdı muhtemelen. Şimdi biraz bana haksızlık gibi geldi. Ama işte bak şöyle bakmak lazım. Şimdi sen biliyorum Bellingham'ın akrabasısın ama olsun. Yok ben sevdiğimden değil hakikaten. Ya şunu söylemeyeyim. Şimdi Vinicius mu Bellingham mı diyeyim? Bu Ballon d'Or için mi yoksa hangisini tercih edersin? Yani şöyle bir bak. Bir tarafta 5-6 yıldır çok üst düzey performans. Vinicius'tan bahsediyorum. Bellingham daha ilk sezonuydu. Ama aralarında da 4 yaş var. Bellingham daha küçük biliyorsun. Biliyorum ama ben şeyi söylüyorum. Yani Ballon d'Or'u alacak kadar daha fazlasını gösterebilirdi. Mesela önümüzdeki sene aday olabilir Bellingham. Tekrar ettirirse performansını. Aynen öyle. Ama yani burada ben hala Rodri diyorum da bu arada. Ben de bu arada Rodri diyorum. Yani, genel resimde de bir tartışma ama olsun ama Rodri'ye verilmezse hani başka kim vardı Bellingham'dan başka? Vinicius'u zaten ben... Vinicius, Carvajal, Yamal ve Messi. Hani Messi'ye Yamal olmaz da. MLS'de oynadığı için bence verilmemesi gerekiyor. Ya sadece Copa Amerika'nın karşılığı bu değil ya. Dediğim gibi bu tamamen duygusal. Bak az önce Türk insanın yapısından bahsettik. Ben mağdurun yanındayım. Ben burada benim hatta hani Rodri'yi de tekrar geri alıyorum. Özür diliyorum Rodri'den. Bence dünyanın en iyisi şu anda. Ama yine de özür diliyorum. Ben çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum Vinicius'e. Yani o ağlarken mesela ben orada bayağı böyle sinirlerim bozulmuştu gerçekten. Çok nefret ederim böyle şeylerden. Ve birkaç defa yapıldı. Son birkaç sezondur sürekli yapılıyor. İspanya ve İtalya gibi konuda gerçekten çok... biraz hırçın bir taraftar popülasyonuna sahip. Mesela İngiltere'de böyle şeylerle hiç karşılaşmıyoruz. Yani biraz adalet varsa Vinicius olur. Olmalı. Vinicius'la da benim... Hak ettiğini de düşünüyorum bu arada sağ içi ve sağ dışı davranışlarıyla. Mesela elini şortun içine sokmuyor. Çok özür diliyorum dinleyicilerimize.
gayri ahlaki bir şey yapmıyor mesela. Bellingham benim gözümde sıfır artık. Bundan sonra ağzıyla kuş tutsa da ben bana Bellingham deme mesela. Yakın tarihte muhtemelen o kötü reputasyonu temizleyemeyecektir. Çok ayıp bak. Çoluk çocuklar izliyor. Orada çıktı. Kendi kendine bir şeyler yaptı. Ve karşındaki Slovakya bir ulusa aslında burada hakaret ediyorsun. Yani, rahatsız edici bir tavır. Ve hani senin ölçeğinde bir takım değil değil mi? Bir ülke değil. Küçük, zar zor yeniyorsun bir de. Nüfusu kaç yani? 1 milyon, 1.5 milyon nüfusu muhtemelen olan küçücük bir senin İngiltere'nin kasabası kadar bir yerden bahsediyoruz ve mesela ben onu gördüm. Benim için bitti. Bak o kadar ne söylüyorum. O kadar bazı şeylere dikkat ederim. O seviyeye gelmiş bir oyuncu. Bak Real Madrid'in oyuncusu biliyorsun Türkiye'de Beşiktaş en iyi oyuncusunu yolladı. Böyle şey. Rakip takıma yaptı. Pascal Numa'yı yolladı. Bize uygun şeyler değil bunlar. Sonrasında kendini ulusu affettirdi ama Pascal Numa gene sempatik bir profile dönüştü. Ki o bile uzun yani, yıllarca konuşuldu yani asmadıkları kaldı adamı yani. Tabii. Bütün medya şeyleri olur mu? Bu arada ben de olmaması doğru değil. %100 doğru değil. O maçı mesela benim oğlum da izliyordu maçı. Van Persie de benzeri bir hareket yaptı hatırlarsın. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Sevgili Burak, atamızın sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Çok güzel. Son sözüm bu olsun. Bence Junior ve Rodri ahlaklı. Vinicius Junior ve Rodri çok ahlaklı. Messi zaten en ahlaklısı da onu ayrı bir yere koyuyor. Carvajal de öyle bu arada. Hani Ballon d'Or'da mağmuz olarak. Carvajal değil. Carvajal çok çirkef bir o adam. O tipik bir İspanyol. Evet, bir şey söyleyeceğim. Basketbolda Sergio Llull. Bunu hep konuşuyoruz ama Bence Rudy Fernandez. Ben İspanyolların o tarafını Llull demiyorum. Kesinlikle Rudy Fernandez ya. Ya bu kadar çirkin. Onlar zaten Felipe Reyes de vardı eskiden hatırlarsın. Onlara, ya Reyes neydi ya? Aynı mentalite. Yine yani derim televizyonu falan kırasım geliyordu bazen ya. Yani düşünsene Real Madrid Tenerife maçı var. Ben ekranda televizyonu falan kıracağım ya adam. Burada ama şunu söylemem lazım. Yalan yok. Kendi temsilcilerimizle oynadıkları maçlar hariç ben bu tarz hadiselerini İspanyol oyuncuların görmekten biraz haz duyarım. Bilmiyorum bu tarz sporcuların da olması gerekiyor bence biraz rekabetin hararetin artması açısından yoksa çok aşırı profesyonel olur spor o kadarına da bilemiyorum seyir zevki açısından. Ama şöyle bak Burak yanlış örnek olmayalım bizi dinleyen çocuklar da vardır genç kardeşlerimiz vardır bence burada gayri ahlaki bir şey olması gerektiği gibi anlatmayalım. Yok şey Rudy Fernandez bir dakika lafımı kesme ya bir dakika lütfen rejimizde şey yapma bir dakika şunu söylemeye çalışıyorum bak şimdi maçı kazanmak için sahtekarlık yapmak doğru bir şey değil. %100. Yani evet hırslı olabilir, maçı kazanmak için her şeyi yapabilir ama Reyes'in yaptığı gibi, Lul'un yaptığı gibi, dediğim gibi biraz tırnak içinde söylüyorum, sahtekarlığa kaçan şeyler yapılmaması gerekiyor. Doğru. Şimdi mesela Alcaraz şeyi yendi değil mi? Djokovic'i. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden birisi. Bence en iyisidir. Federer vardı, Nadal vardı. Aralarında bir gayri ahlaki bir şey gördün mü? Tenis İnanılmaz bir evet, rekabet, inanılmaz bir seviye ve inanılmaz birbirine destekleme bak. Herhangi bir şey yok. 3 tane 20'nin üzerinde Grand Slam kazanmış sporcudan bahsediyoruz bu arada. Djokovic ne dedi Alcaraz hakkında? İnanılmaz bir çocuk dedi. Yani övdü. Sen şimdi hani sportif maçlar bugün olur, yarın olur ama hayat devam ediyor. Hayat aslında o sana gösterilen o sahnedeki insanların duruşuyla alakalı biraz. Şimdi bakıyorsun. Mesela ben Real Madrid'den Lulu ne diye hatırlayacağım? Sahtekarlıkları bir de mandalina meşhur biliyorsun. Ama orada benim kastettiğim şey değil ya. Tabii hakemi provoke etmeye yönelik hareketler değil de rakibinle mental mücadele içerisine girip orada bir üstünlük kurma tarafı benim sporda hep hoşuma gitmiştir. Yani sahtekarlık kısmı değil. İşte trash talk olsun rakibinin mentalitesini tamam, oynama kısmına okeyim. Ona ben de okeyim ama işte diğer tarafta az önce bahsettiğim gibi yani hak etmediğim bir şeyi hak etmiş gibi gösterip yapmak da karşı tarafın emeğine bir karşı bir haksızlık ve hırsızlık aslında. Bu arada o zaman Ballon d'Or'la ilgili tercihin Vinicius Junior. Önce Rodri. Benim de Rodri ilk. Eğer Rodri'ye vermeyeceklerse çünkü Rodri gerçekten çok başarılı. Hakkını yemek lazım. Bir stoperden nasıl bir dünyanın en iyi 10 numarası yapılırmış. Bence buradan da Guardiola'yı bir şapka çıkartmak lazım. Sevmeyenlere de söyleyelim bir şans verin Guardiola'ya. Bu arada Novak Djokovic'ten bahsetmişken onunla ilgili de çok kısa bir hikaye paylaşayım. Danil Medvedev biliyorsun Rus tenisçi. Evet bilmez miyim akrabam olur. O çok esmer değil ama bir şey olabilir. Bizim ailede herkes esmer değil ki oğlum. Sadece ben esmerim. Ne bileyim abi programın başında çok esmerlik güzellemesi yapınca. Sadece ben esmerim çok garip ya.
Ben bazen anneme diyorum ya, bir gariplik var yani ailede. Beni güneşin altından ya bıraktın. Aynen öyle. Çok sokakta oynadın diyor. Ben de çok oynadım da bende sarardı en fazla. Benim de bebeklik fotoğraflarım bembeyazdır bu arada. İşte ilerleyen 40'lı yaşlarda ben de Fedon gibi olmayı düşünüyorum bu hıza giderse. 2017'de Monaco'da antrenman yapıyor Daniil Medvedev. Antrenman testine Novak Djokovic giriyor. O zaman dünya bir numarası. Medvedev inanılmaz heyecanlanıyor. Karşısında Novak Djokovic var. O zaman da dediğim gibi dünya sıralamasında 600-700 sıralamalarda tek erkeklerde. Novak Djokovic karşıma geldi diyor. Benim kaçıncı sırada olduğum, kim olduğum ne olduğum önemli değil. Benle sohbet etti, bana tavsiyeler verdi, karşılıklı antrenman yaptık. İnanılmaz mütevazı bir tavır takındı. Bu arada bu dediğim Avusturya açık 2021 finalinden sonra söyledi, Avustralya açık. Djokovic kazanmıştı. Bugün dünya iki numarasıyım, hala bana karşı aynı tavrı tutunuyor dedi. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Az önce hani dedim ya, hem kendi basketbolcularımızla alakalı biraz eleştiri yaptım. Hem Bellingham Efendi'ye söyledim. Sen kimsin ya? Sen kimsin arkadaş ya? Daha yeni yetme bir adamsın. Daha yeni çıkıyorsun futbol piyasasına. Bir sezon prime oynadınız. Ya bak, ben sana bunu şey söylemiyorum. Benim oğlum izliyor mesela bütün maçları. Ve mesela çok doğru bulmuyorum yani. Çoluk çocuk izliyor ya. Yapamazsın, evet. Yapamazsın. Bak, bu Real Madrid seviyesine gelen bir oyuncunun mental olarak bunları yönetiyor mu? Buraları yönetiyor. Ha diyeceksin ki ya, 20 yaşındaki genç adam. E oldu, 20'de yapana genç, 25'te yapana ya işte. Yani az önce örneğini verdiğim Vinicius 18 yaşından beri Real Madrid'de, hiç öyle bir şeyini görmedim. Ya adama mesela yapılmayan kalmadı ya. Evet, ki o da zor koşullarla mücadele ediyor. Düşünsenize, dünyanın en iyi takımında oynuyorsunuz. Hatta takımın, hani hadi Bellingham gidene kadar diyeyim, hani baktığın zaman ilerideki, hatta saha içindeki en iyi oyuncusunuz, değil mi? Hala öyle olabilir. Hala öyle olabilir. Mbappe var. Ya adama yapılmadık şey kalmıyor. Adam ağlayarak sahadan çıkıyor ya. Sahayı terk etmek istiyor. Düşünsenize yapıldığını, size yapıldığını bir düşünsenize. Bunu yıllarca Eto'ya da yaptılar biliyorsun. Onda hiç öyle ters bir hareket olmadı tribünlere karşı. Adam Brezilyalı ya. Hani Eto'ya biraz daha belki Afrika kıtasına ait. Hani orada insanlar genelde böyle zaten, ten rengi böyle, ama adam Brezilyalı. Yani öbür tarafta bir de tam karşısında Rodrigo oynuyor. O da Brezilyalı. O evet. Da hani biraz daha Meles. E şimdi ona yapılıyor, ona yapılmıyor mesela. Çifte standart. Ve adam çıkıyor yine performans ortaya koyuyor. Ya adam golden sonra ağladığını görüyorum. Ya ben bak yemin ediyorum içim sızlıyor ya. Ve gencecik bir insandan bahsediyoruz. 24 yaşındayız. Bu niye gidip başka yerlerine bir şey yapmıyor? Bak yapan adamlar benim gözümde biter. Bak şans vermem, öyle söyleyeyim ben sana. Doğru bir tutum. Neyse. Ağzına sağlık abi. Evet, rejimize de teşekkür ederiz birazdan. Evet, buradayız. Yücel abiye de buradan teşekkür ederim programa katkılarına. Sağ olsun, yine de sesimi kesmedi bak. Evet. Yıldızınız barışıyor yavaş yavaş. 6. adamdan da bugünlük bu kadar. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Tuttur Burak Alaca'yla 6. adamı sundu.